Herkese selam. Tekrardan hoş geldiniz. Bu haftaki videomuzun konsepti biraz daha farklı olacak. Orijinal mi, çakma mı, orijinal ayakkabılar hakkında ve çakma ayakkabılar hakkında sizlere bilgiler vereceğim. Nasıl ayırt edebileceğinizi anlatacağım. Orijinalle çakmayı, orijinalle çakma arasındaki farklardan bahsedeceğim. Ve bunları Nike Air Force üzerinden yapacağım. Şu an elimde orijinal çakma ve daha çakma bir Nike Air Force modeli var. Size birazdan bunları göstereceğim, anlatacağım tek tek. Aynı zamanda genel bilgilendirme de yapacağım. Orijinal bir ayakkabıyla çakma bir ayakkabıyı ya da ithal dedikleri yurt dışından gelen Çin'den oradan buradan gelen ayakkabıları nasıl ayırt edebileceğinizi orijinalini veya sahtesini onları da anlatacağım genel bilgilendirme vererek. Orijinal ayakkabılarla çakma ayakkabılar arasındaki farklar nelerdir? İthal modeller arasındaki farklar nelerdir? Bunların hepsini tek tek konuşacağız. Videomu beğendiyseniz kanalıma abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Beni desteklerseniz sevinirim bu tarz videoların gelmesi için. Şimdi hazırsanız başlıyorum. İyi seyirler. Öncelikle ilk dikkat etmemiz gereken şey ayakkabının fiyatı. Yani 1500 liralık, 1200 liralık bir ayakkabıyı 300 liraya, 400 liraya alabileceğinizi düşünüyorsanız yanılıyorsunuz. Bu mümkün değil. Ayakkabının fiyatından çok kolay bir şekilde anlayabilirsiniz ayakkabının orijinal olup olmadığını. Çünkü kimse 1500 liralık bir ayakkabıyı kalkıp da 400 liraya satmaz. İkinci özellik ise ayakkabının kutusu. Kutusundan gayet net bir şekilde anlayabilirsiniz. Buradaki barkod numarasına bakarak sitesinden eşleştirip ayakkabının orijinal olup olmadığını anlayabilirsiniz. Aynı zamanda her ayakkabının kendine özel bir kutusu vardır. Örneğin bu Air Force 1'in kutusu. Bu gördüğünüz ithal Çin malı bir Air Force, bu da onun kutusu. Bu kutu orijinal eski bir ayakkabının kutusu bunu öresine koydum buraya. Yine içinde çok çakma bir Air Force var. Birazdan size göstereceğim bunları. Yani ayakkabının kutusuna bakarak da bir fikir sahibi olabilirsiniz. Orijinal veya değil. Üçüncü özellik ise ayakkabı faturalı mı? Satıcı size ürün değişimi imkanı sağlıyor mu? Veya ücretini iade ediyor mu? Herhangi bir aksilik olduğu takdirde bu da çok önemli. Dördüncü özellik, dördüncü madde ise Ayakkabıyı nereden aldınız? Özellikle internet üzerinden alışverişin yoğun olduğu bu dönemlerde birçoğumuz kıyafetlerimizi, ayakkabılarımızı hatta gıda malzemelerimizi bile internet üzerinden alıyoruz. Bu yüzden nereden aldığımız, nereden alışveriş yaptığımız çok önemli. Örneğin ayakkabıyı Nike'ın kendi sitesinden mi aldınız, Adidas'ın kendi sitesinden mi aldınız veya tanıdık bir distribütör olan Sneaksup, Wunder, Moda gibi yerlerden mi aldınız? Bunlar çok önemli. Onlar zaten size fatura, iade, değişim hakkı gibi özellikleri sağlıyorlar. Buradan da çok net bir şekilde orijinal olup olmadığını anlayabilirsiniz. Özellikle internet üzerinden alışveriş yaparken bunlara dikkat etmenizi öneririm. Instagram üzerinden de birçok sayfa görüyorsunuz satış yapan. Ve hepsinde de ayakkabı %100 orijinaldir. Şeffaf kargoyla gönderiyoruz, kapıda ödeme imkanı vesaire gibi seçenekler sunuyorlar size. Bir kere %100 orijinal olmadığını birinci maddeden hatırlarsınız. Fiyatı. Fiyatları genelde ayakkabı 1000 ise onlarda 300 lira, 400 lira gibi bir rakam oluyor. Şeffaf kargo dedikleri ise yine böyle bir kutu fakat şurasında şeffaf naylon bir taba tabaka var. Ayakkabının içini görebiliyorsunuz geldiğinde fakat dokunmadan, içine bakmadan, etiketine vesairesine bakmadan anlamak birazcık zor. Kapıda ödeme de geçerli bir seçenek değil arkadaşlar. Çünkü çoğu şeffaf kargoda yapmıyor zaten. Ayakkabı size geliyor. Kargocu kapıya geldiği zaman Ödeme yapmadan zaten alıp içine bakamıyorsunuz. İçini açıp baktığınızda da kargo tekrardan geri kabul etmiyor. Yani her halükarda ödemesini yapıp ayakkabıyı almış oluyorsunuz, İtiraz etme şansınız kalmıyor. Yani ayakkabı orijinal değilse elinizde patlıyor. Ben yasal geçerliliği olmayan fatura kesmeyen, değişim imkanı vermeyen sayfalardan veya web sitelerinden alışveriş yapmanızı tavsiye etmem. Peki internet üzerinden ayakkabılar nereden alınır? Yani benim size nacizane tavsiyem Nike'ın kendi resmi sitesinden olabilir veya dediğim gibi bazı distribütörler var. Onlardan bir tanesi Sneak veya Wunder Moda. Onları size tavsiye edebilirim. Instagram üzerinden de outlet ürün satanlar var. Ama benim şu anda sadece bildiğim, takip ettiğim ve alışveriş yaptığım tek bir sayfa var. Nike Sales Store. Oradaki ürünler güzel. Fiyatları da e, normal resmi sitelere göre Birazcık daha uygun. Malum ayakkabı fiyatları çok yükseldi şu anda. Bir tane ayakkabı 700-800 lira. Bundan 5-6 ay önce aynı ayakkabı 300-400 liraya alabiliyorduk. Şu an doların da yükselmesiyle ayakkabı fiyatları da çok aşırı çıktı, yükseldi yani. Replika ayakkabı giyilir mi veya çin malı birebir orijinaller giyilir mi? Kalitesine göre bence değişir. Benim bu videodaki amacım kesinlikle orijinal giyin sahte giymeyin, replika giymeyin, tel ürün giymeyin değil. Sadece orijinal, ithal ve çakma, replika ayakkabılar arasındaki farkları size anlatmak. Bunları nasıl ayırt edebileceğinizi size göstermek. İşim dolayısıyla çok fazla ayakkabı geliyor elime. Orijinal de geliyor, ithal model de geliyor. Bazen çakma da gönderen oluyor ama ben çakmalara yapmayı tercih etmiyorum. İthal modelleri evet yapıyorum. Çin'den gelen orijinalin birebir olan kopyalarına yapıyorum. Bu sebepten dolayı Ayakkabıların orijinal olup olmadığını çok net bir şekilde anlayabiliyorum. Materyallerinden olsun, kutusundan, faturasından vesaire gibi özelliklerinden anlayabiliyorum. Ve elime çok fazla da orijinal ama kalitesi gerçekten çok iyi olmayan modeller de geldi. Ayakkabı orijinal, faturalı, her şeyi var. Fakat üretildiği ülke dolayısıyla belki de malzemesi biraz daha kalitesizdi. Çünkü Çin'de de üretilen var orijinal, Vietnam'da da üretilen var. Almanya'da da üretilen var. Bir de sanırım bizim ülkemize birinci kalite değil de ikinci veya üçüncü kalite orijinaller geliyor diye düşünüyorum. Bu benim kendi şahsi fikrim ve deneyimlerimden. Hatta ithal olan bazı modeller yani birebir dediğimiz bu replika modeller arasında gerçekten orijinale çok yakın ayakkabılar da geldi elime. Bazıları bazı orijinallerden daha iyiydi. O yüzden orijinal ayakkabı alacaksanız kendi resmi hisselerini tavsiye ediyorum. Eğer ithal birebir bir model alacaksanız da gerçekten dikkatle inceleyip en iyi kalitesini almanızı tavsiye ederim. Orijinal ile ithal arasında neredeyse yarı yarıya bir fark var fiyat olarak. Biri çok yüksek, biri ondan çok daha düşük fiyatta yarı yarıya. Ama kesinlikle 60-70 liralık, 80 liralık Air Force'lar, Superstar'lar vesaire gibi ayakkabıları almanızı tavsiye etmem. Çünkü verdiğiniz paraya değmiyor bir ay iki ay sonra ayağınızda ayakkabı dağılmaya başlıyor. Koku yapıyor aynı zamanda. Materyali kötü hem sağlığınıza da zararlı olabilir. O yüzden onları bence tercih etmemelisiniz. Şimdi gelelim beşinci özellik. Ayakkabının yani ürünün kendisi. Beşinci maddede daha detaylı inceleyeceğiz artık ayakkabıları. İçini açtığımızda ayakkabı, elimize aldığımızda anlayabileceğimiz birçok özellik var. Hadi şimdi onları daha yakından inceleyelim. Evet ilk olarak orijinalden başlıyoruz incelemeye. Kutusunu açıyoruz. Kutusunu açtığınızda Air Force orijinalse eğer zaten şöyle bir kaplama kağıdı çıkıyor. Gördüğünüz gibi üzerinde Air Force One yazıyor. Bu da bilinen distribütörlerden bir tanesi. Gold Street. Oradan almıştık bu ürünü. Aslında bir sipariş bu. Bunu yakın zamanda boyayacağım. Ayakkabının gördüğünüz gibi bir kullanma talimatı. Gayet güzel düşünmüşler. Ürün iade değişim bildirimleri. Bu da güzel bir şekilde düşünülmüş. Faturası da internet üzerinden alındığı için e-fatura şeklinde göndermesini talep etmiştik. E-fatura şeklinde faturası da mevcut. Şimdi ayakkabıyı biraz yakından inceleyelim birlikte. İlk olarak ayakkabının dokusuna bakıyorsunuz. Derisine, malzemesi nasıl, kaliteli mi gerçekten? Ona bakıyorsunuz. Daha sonra içindeki etikete bakın. Ne kadar kaliteli? Barkodu da var. Bütün seri numarası da her şey var. İnternet sitesine girip yine bunu kontrol edebiliyorsunuz barkottan. Sıcak baskı yapılmış. Vital modellerde de çakma modellerde de bu farklı yerlerde olabiliyor. Bazen aynı yere de yapıyorlar ama yine de kalitesinden biraz anlaşılıyor. Bazen burasına koyuyorlar etiketi. Orada olduğum zaten yanlış. Ön kısmındaki deliklere bakıyoruz netliğine. Şuralara bakıyoruz. Ne kadar net. Sıraları. Eşit bir şekilde yapılmış. Şu bağcık kısmındaki Air Force One yazısı. Genelde çakma modellerde, sahte modellerde. Bunun altında Air Force One 82 şeklinde yazıyor. O dikişlerini inceleyebilirsiniz. Aynı zamanda şu yan kısımlardan baktığınız zaman bilmiyorum kamerada belli oluyor mu? Orijinalin derisinde şu dip kısımlara baktığınız zaman bu biraz daha koyudur. İtal modellerde biraz daha açık renk, hafif yeşile çalan bir renk vardır. Bunda ise tamamen farklı gördüğünüz gibi. Dikişleri çok keskindir, çok nettir. Bir dikiş hatası bulmak çok zor. Orijinal modellerde şu iç kısmına baktığınızda dilin. Yine burası da aynı şekilde deri ve temiz kesilmiş. Tabanında yine aynı şekilde baskıları, harfleri çok temiz bir şekilde belli oluyor. Şöyle yakından göstermeye çalışayım. Ayakkabının içine baktığınızda tabanı çıkarttığınızda Bunu çıkartalım tabanını. Yine güzel bir materyalden, yumuşak bir materyalden olduğunu göreceksiniz. Aynı zamanda baskısı, iç baskısı. Bu birçok ayakkabıda geçerli arkadaşlar. Ayakkabının içindeki tabanlıktan keçeden bile anlayabilirsiniz kaliteli olup olmadığını. Dikiş tabandaki dikiş kısımları orijinallerde böyle oluyor. Kırmızı dikiş oluyor iç tarafta. Taban şu şekilde oluyor. Bir malzemeyle kaplanmış oluyor sahte ayakkabılarda yani çok çakma dediğim o 50-60-70 liralıklarda ise bu içinde görmüş olduğunuz taban kağıt, karton, mukavva falan oluyor. Ki zaten tabanı çıkarıp baktığınızda anlarsınız ne kadar kötü olduğunu. Plastik malzemesi gördüğünüz gibi beyaz ve çok net kaliteli dokunduğunuzda malzemeye anlayabiliyorsunuz ne kadar kaliteli olduğunda. Çok çakma olanlarda ise bu biraz daha kötü bir renk oluyor. Hafif şeffafa da benzeyen bir renk oluyor. Onu da şimdi göstereceğim size. Şimdi size birebir modeli göstermeden önce yani ithal dediğimiz Çin malı Air Force modeli, replika modeli göstermeden önce en çakmayı göstermek istiyorum ve diğer ile karşılaştıracağım bunu. En sonunda replika ve orijinali de karşılaştıracağım. Bu ayakkabı gördüğünüz gibi şöyle iç tarafını göstereyim. Bunun diğeri yok. Çünkü ben bunu deneme olarak kullanıyordum üstünde. Çizim falan yaparken boyayı deniyordum üstünde. Bir tane örnek olarak tutuyordum elimde. Şuradan görürsünüz zaten boyadığımı. İç tarafından bahsedeyim. İçi ve dışı zaten aynı ayakkabının. İlk olarak plastik malzemeye baktığınızda zaten ne kadar dandik olduğunu anlıyorsunuz. Dokusundan dolayı. Orijinal. Üstteki, alttaki bu. Malzemenin kalitesine bakarsanız zaten baskısına, dokusuna ne kadar kötü yapıldığını görürsünüz. Bir bu malzemeye bakın. Buradaki baskı kanalları ne kadar temiz. Buradakiler ne kadar büyük, kalın ve ton farkı ne kadar kötü. Dokunduğunuzda da zaten plastiğin kalitesizliğini bu ayakkabıda anlıyorsunuz. İç kısma geçelim. İç kısmı bunda çok kötü bir malzemenin olduğu belirsiz. Diğerinde içi de yine dediğim gibi deri. Bunda yine bakıyorsunuz ne kadar kötü. Ve dediğim gibi birkaç ay geçtikten sonra bu ayakkabıların bu kısımları sararmaya, iğrenç bir şey hal almaya başlıyor. Süngerinden de zaten anlarsınız çok kötü. Yok denecek kadar. Direkt bu ayakkabıyı giyin ve topuğunu su toplasın. 3 gün yürüyemeyin yani. İçine süngerine baktığınızda anlarsınız bunun ne kadar iyi olduğunu. Bu gösterdiğim 60-70 liralık kesinlikle alıp giymenizi tavsiye etmeyeceğim modellerden. Bunun yerine daha uygun fiyata 100 lira falan koyarak üstüne başka markalardan alabilirsiniz iyi markalardan. Belki şu an onlar da 300-400 lira olmuştur ama yine de 60-70 lira buna vermeyin iç kısmı etiketine baktığınızda zaten çok kötü. Bakın dediğim gibi etiket hem yanlış yerde hem de kalitesinden, baskısından anlayabiliyorsunuz ne kadar kötü olduğunu. Aynı zamanda ayakkabının dilinde bağcığın geçmesi için gereken bir yer vardır. Çoğunuz bilirsiniz bunu. O yok. Bağcığı ve dili yukarıda tutması için yapılır o. Şöyle göstereyim. Bakın bunda var. Şuradaki bundaysa yok. İç kısmına bakalım bir de tabanın altına. Dediğim gibi kağıt. Çok kötü bir malzeme. Şunu zaten şuradan çeksem çıkar. Ve karton. Bildiğiniz karton içi. Mukavva. Mukavva koymuşlar. Dikiş içinde zaten yok ayakkabının. Yapıştırmışlar sadece. Bakın şu kısmı da karton. Orijinalde bu topuğa giden, topuğu çevreleyen kısım karton değildir. Genelde plastik esnek bir malzemeden yapılır. Bunun karton olduğunu şöyle yaptığınız zaman anlarsınız. Arkadaki yazıya bakın. Karşılaştırdım ikisini. Her şeyle anlaşılıyor. Bu ayak. Direkt çöp. Şimdi ise ithal Çin malı birebir Air Force'u inceleyeceğiz sizle birlikte. Kutusu gördüğünüz gibi normal orijinalden daha farklı. Barkodunu vesairesini koymuşlar ama ben böyle bir kutu görmedim daha önce Air Force'ta. Yine açtığınızda ayakkabı bu şekilde. O kaplama malzemesi üstünde yazı yok. Fatura zaten yok bu ürünlerde. Ön kısmına bakalım ayakkabının. Dediğim gibi şuradaki o toka gibi olan kısımdan birazcık yukarıda olduğunu görebilirsiniz. Ve yazı daha siyah. İçine bir boya yapmışlar nedense. Anlamadım niye yaptıklarını. Bunda öyle bir boya yok. Her şey bu değişebilir bir şey. Dikişleri gayet iyi. Temiz yapılmış. Neredeyse orijinale yakın. Arkadaki yazısına bakalım. Da biraz fark görüyorsunuz. Yine de çok aşırı bir fark yok tabi. İpliğin renginden biraz fark ediliyor. Bilmiyorum kameradan belli oluyor mu ama. Bir de birisi high, birisi low model. İç kısmına bakıyoruz. İç kısmında kısaların etiket genelde şurada oluyor. Yanlış hatırlamıyorsam. Bir barkod var ama okutmak için bir barkod yok bunda. Taban kısmı. Şu ön kısmını da görebiliyor musunuz bilmiyorum kamerada. Yine çok küçük ton farkları var. Bağcını muhtemelen sonradan takmışlar. Kötü bir bağcık. Orijinin bağcı daha kesinlikle daha güzel. Yine şöyle göstereyim tabanını. Tabanın plastiği Birbirine çok yakın malzemeden yapılmış ikisinde de çok hafif bir ton farkı var. Altına baktığınızda zaten yine belli oluyor o hafif ton farkı. Bu biraz daha beyaz, diğeri biraz daha koyu bir ton. Ama baskısı vesairesi yine temiz yapılmış. Dokusu neredeyse aynı orijinale göre. İç kısmını da göstereyim şöyle. Dikişler yine köşelerden temiz yapılmış bunda. İşte şu delikler bir tık daha büyük olabilirdi. Çünkü orijinalinde biraz daha büyük. Yani şu öndekilerle hemen hemen aynı oluyor. Ve sanki birazcık yukarıda yapılmış. Biraz daha aşağıda olması lazımdı. İç kısmına bakalım ayakkabının. Yine baktığınız zaman ithal birebirde de. Hemen hemen aynı malzemeyi kullanmışlar. Tabi kalitesi bir tık daha düşük olabilir. Yine kırmızı dikiş, kırmızı malzeme iç kısmı. Net anlayabilmeniz için gösteriyorum. Çakma 60-70 liralık. İçi karton, ortadaki çimmalı birebir Air Force. Bunlar da piyasada. 300-400 lira civarı satılıyor. Bu da orijinal. Sünger kısımlarına bakın ince, kalın ve kalın. Bayağı iyi yapmışlar ne yalan söyleyeyim. Replika modeli, Çin malı modeli. Anlaması biraz zor internet üzerinden alırken özellikle. Yani elinize alıp çok dikkatli bakmanız lazım, incelemeniz lazım. Anlayabilmek için orijinal olup olmadığını uzaktan söylemek zor. Bu kısım biraz ele veriyor. Bağcıkların kalitesizliği ele veriyor. Ama onun dışında birçok özelliği ayakkabının iyi gibi gözüküyor. Materyal %100 deri değil ama deriye çok yakın bir dokusu var. Dokunduğunda anlayabiliyorsun. İç kısmı süngeri güzel gayet iyi. Evet arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Eğer videomu beğendiyseniz kanalıma abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Tekrar görüşmek üzere hoşçakalın. Sevgiler.